Derin Futbol Pazartesi devam ediyor sevgili seyirciler. Ahmet Çakar bir anket istemişti. 1959 öncesi şampiyonluklar ne oldu diye şimdi, o anketi bir ekrana şimdi getirelim. Ben net konuşuyorum. Fenerbahçe'nin sosyal medyada en önemli kalbi neresi? 12 numara Orkut, doğru mu? O arkadaşlara soruyorum. Bir, Abdülkerim Durmaz bu işin abisi, hamisi ve duayeni olarak ona soruyorum. Rıdvan Dilmen'e soruyorum. Spor Dijital kanalında Murat Sorlu'ya soruyorum. Ahmet Ercanlar'a soruyorum. Hepinize soruyorum. Tabii ki 30 milyon Fenerbahçeli'ye soruyorum. Ve sizin patronunuz, lideriniz Sayın Ali Koç'a soruyorum. Bakın. Bunu evet, geniş al. Geniş. Bak yavrum. Biraz daha yukarı al. Okunuyor değil mi? Güzel değil mi yazım? Gayet güzel okunuyor. Sayın Ali Koç, 1959 öncesi şampiyonluklar ne oldu? Ne olduğu da kalın yazdım, soru işaretine kalın koydum. Tamam. Evet. Şimdi açıklama yapmadığınız sürece Sayın Ali Koç, her programda ben bunu koyacağım. Ve böyle duracak benimle beraber. Buyurun beyler şimdi. Şu anda ekran resmi önce, alıyor Fenerbahçeliler önce, senden. Biraz önce, daha kalsın. Önce Fenerbahçe'nin abisi, hamisi, medyadaki en güçlü ismi Abdülkerim Durmaz'a soruyorum. Ne oldu? Rıdvan Dilmen, sana soruyorum ne oldu? 12 numara Ork, sana soruyorum ne oldu? Murat Sorlu, sana soruyorum ne oldu? Ahmet Ercanlar, sana soruyorum ne oldu kardeşim? Açıklama istiyorum. Niye susuyorsunuz abi? Niye susayım hocam? Okan, ya. Rambo Okan, sana soruyorum. bir ona sormamıştık. Aziz Yıldırım, zaten halinize soruyorum. Şekip kardeşim, Mosteroğlu, sana soruyorum. Şekip'in ne alakası var ya? Hayır, o da Fenerbahçeli değil mi abi? Ne alakası adam? Kulübe uzak anlamadım. Onlar da müracaat ediyor. Allah Allah, bir dakika bunlar. Hayır, 30 milyon Fenerbahçeli'nin en küçüğüne soruyorum. Hakkari'deki yeni doğmuş Fenerbahçeli çocuğa soruyorum. Niye onlara soruyorsun? Onları hocam biz onlara da bir kişiye soruyorum işte hocam, buna. Çok merak ediyorsan git yarın Futbol Federasyonu'na öyle söylesin. Ben Futbol Federasyonu, ben Ali Koç'a soruyorum. Çünkü Ali Koç'un ekibi o zamanlar Fenerbahçe TV'de saatlerce, günlerce program yapmışlardı. Evet. Maç sonları çıkıp röportajlar verildi. 1959 öncesi şampiyonluklar ne oldu? Hocam bu takipte misiniz? Abdülkerim Durmaz, sana soruyorum. Soruyorum. Hami ve abi olarak. Soruyu söylüyorum. Rıdvan Dilmen, sana soruyorum. Ahmet Ercanlar, sana soruyorum. Hocam kaç zaman soruyorsun? 62. Ben sana soruyorum. Hocam ben bu kadar sana soruyorum. Bu adamlar iddia etmiş olması lazım. Ben şurada bulamıyorum. Duruyor beyler. Duruyor önümde. Evet, duruyor önümde. Peki yeterince sordun hocam. Ay bu duracak önümde. Bütün program mı? Tabii ki. Hatta şöyle koysam. Seni görelim hocam ya. Bir dakika. Şu Casper bilgisayarını oraya bir yaslayayım onu şunu. Onu yaslayamayız hocam. Niye yaslayayım? Ben yaslarım. Ben çok iyi yaslarım ben, merak etme. Sponsorumuz hocam. Sponsora da yasladı hocam. Sponsora yaslama hocam. Hocam arada kaldırırsın. Arada peki, kaldır. Peki. Ben peki. Kardeş hocam. Zaten şu anda herkes aldı. Ekran resmi aldı. Ne bileyim ben ya. Evet. Şimdi gibi bir başka konuya geçelim. Şampiyonluk oranlarında uzun süre sonra, yıllar sonra ilk kez. Bir daha başta Sırıtman Dilmen, sana soruyorum. Var mı başka sormak istediğin kişi hocam? Ercan Saatçi. Doktor Fergan, sana soruyorum. Ercan Saatçi, sana soruyorum. Hakan Ural, sana soruyorum. Bahadır Mevzu, sana soruyorum. Emre Bol, sana soruyorum. Sor. Hocam ne yaptın? Evet. Canım kardeşim, Bedri Baykam, sana soruyorum. Bedri. Bedri Baykam. Bağlanmak isterse şimdi bağlarız ama. Ben bilmem. O da patron karar verir. Bana cevap verin. Bedri Baykam. Bana cevap verin. Bunu cevaplarınızı istiyorum. Bu güzel kadraj oldu hocam. Bak ne güzel de yazmışım. Hem seni görüyoruz. Özene özene. Benim yazım da güzeldir. Sevgili Bedri'cim şu anda. Doktorlar kötü yazar aslında. Şeyde, Seyren Türk'te şeyde. Siyasi tartışma programında. Londra'daki Sayın Ali Koç'a soruyorum. Şu anda Londra'da oteldesiniz. Kahve içiyorsunuz. Muhtemelen size haberler geliyor. Bir de federasyon başkanına da sorsana. Ona sonra soracağım. Şu anda kimse açmıyor federasyondan telefonunu. Hocam Sezgin abi içeride herkes arıyor, açmıyor. Federasyon başkanına ben. O da Fenerbahçe yöneticisi. Ben bunu bir tesadüf ben. Federasyon başkanına ben 3 hafta sonra yeni MHK ile ilgili sorular soracağım. Hocam ben bir şey söyleyeyim. Ben federasyon başkanı Nihat abiyle bugün telefonda konuştum. Vallahi çok önemli. Bizim Hakan Ertaş da konuşuyordu. Sinan da yanımda dedi. Ben vardım. Seni böyle dinleyeyim Sinan. Seni böyle dinleyeyim. Sinancığım dedi 11-11.30 dedi, erken uyuyorum ben dedi. Seyredemiyorum dedi. Bu kadar. Tamam. O zaman şunu yapalım. Federasyonundaki medya takipteki arkadaşlar lütfen bunu yarın Nihat Özdemir'e gösterir misiniz? Kesin şu an göstermişler. Ali Koç, Sayın Ali Koç, Londra'da uyuyor olabilirsiniz şu anda. Yorgunsunuz, yol yorgunu. Fenerbahçe'nin medya takipteki arkadaşlarına soruyorum. Bir daha sorar. Bir daha söyleyeyim mi? Sor. Söylemeyeceğim.
Dalganızı geçin bakalım. Abi niye benimle dalga geçiyorsunuz? Ya, tamam, ben murak bir adamım. Estağfurullah. Benim tamam yaşlandıkça, yaşlandıkça zekam azalıyor, aptallaşıyorum. Hocam. Sen de sen aptallaşmazsın. Senin zekanın zekatı yeter. 1959 yılı önce şampiyonluklar ne oldu beynim? Şimdi Engin sana soruyorum. Rambo sana soruyorum. Çok anlaşılmamış olabilir biraz. Şimdi, sevgili entelektüel kardeşim Rasim'in bir lafı vardır. Abartıyorum. Çünkü anlaşılmak istiyorum. Doğru. Ben gerizekalı falan değilim. Şimdi nasıl ben 50 defa Abdülkerim'e atmışlar mıyım bana sormak? Ben meşhur ettim. Türkiye'de meşhur ettim. Evet, evet. Şimdi hocam, banket ne abicim ne? Evet cevap verin. Şu anda unuttunuz diyor vatandaş. TPP ile pazarlık diyor. Önde gidiyor. %40. Sus baskısı var diyor. Diğer ne olduğunu bilemem. Kaç oy geldi? Şu anda 5000'i geçti. Şu an gelecek şeyden de. Ege'den falan da geliyor. Doğu sandıkları açıldı. Batı'dan da oyları bekliyoruz. Rasim var ya fena. Fena. Nerede? Doğu'da Rasim evet, çok Doğu'da seviyorlar. Rasim. Doğu'da. Bizim Doğu'da. Doğulu kardeşleri. Beyler. Bakar mısın? Çok önemli bir şey söyleyeceğim. Beyler. Bana görüyorsun. Sayın Ali Koç 1959 yılı önce şampiyonluklar ne oldu? Tayyip Bey de sor. Tayyip Bey de Fenerbahçeli. Tayyip Bey niye soruyor? Ya bırak adamın derdi başından aşkım. Bırak ben bırak. Yani. Fenerbahçeli. Ben Ali Koç'a soruyorum. Başka kime soruyor? Aslında sormam gereken bir adam var biliyor musun? Sor. Ha? Sor hocam. Sor. Hadi bakın dalganıza diyecek şimdi. Gözlerime bakın. Kim olduğunu anladınız mı? Gözlerime bakın. Sadece Ali Koç. Gözlerime bakın. Sadece gözlerime bakın ama. Rıdvan mı? Yok be abicim gözlerime bakın. Söylemediği bir isim şu ana kadar. Kim niye söylemedi? Söyle hocam. Allah Allah. 1959 öncesi şampiyonluklar ne oldu Sayın Koç? Ben biliyorum da ne olduğunu senin ağzından duydum. Hocam söyle biz de bilelim hocam, ya. Biliyorsan ama söyle. Şimdi İspat milyonlarca yok. Fenerbahçeli. İspat yok. Hocam sen bana söyle ben buradan bağıra bağıra söyleyeyim. Kulağına... Bir pazarlık bir anlaşma yaptılar diyor ama içeriği anlatmıyor. Çağlamasın. Ama insanın aklına bir çocuğu, şey geliyor. Komplo teorileri geliyor. Çağlayan Adalet Sarayı. Aynen. Kartal Adalet Sarayı. Ha. İstanbul'da benim yargılandığım müesseseler. Çok hukuk devletinde insanlar yargılanabilir. Hocam oraları senin ikinci evin gibi oldu. Değil mi? Evden daha çok oraları. Yani mesela eve geliyorum ya. Evi mesela çalışan arkadaşım Ahmet Bey hoş geldi. Özelliklerimi koyuyor ya. 5 gün oralarda. Çağlayan veya Kartal Anadolu Adalet Sarayı'na girdiğimde kapıda güvenlikler. Hepsinde düşüyorum. Kardeşler falan. Abi diyorlar kemeri çıkart. Hani oradan X-ray'den geçiyoruz. Kurallara uyuyoruz. Kemeri mi? Niye çıkarıyorsun? O X-ray'den geçiyorsun ya ceket çıkıyor. Hamama giren terler. Sonra çıkıyorum savcı beylerin yanına. Hayya yargılanmaya başlıyorum. Önce kimlik tespiti yapıyorlar. Ahmet Murat Çakar, baba adı Mustafa, ana adı Meral. İstanbul 1962 diyorlar. Doğrudur efendim diyorum. Ve yargılanmaya başlıyorum. Hocam her hafta mı yargılanıyorsun? Her hafta. Yapma ya. Tabii. Bazen Beykoz Adliyesi. Tabii. Bazen şey. Fakat tabii. Bu arada ben yol aldım. Hukuk bilgim çok arttığı için. Evet. Mahkemelerin hocam, içerisinde kayda, hakim bey bunu kayda geçin falan diyebilecek kadar da kural bilgim arttı. Biliyor musun? Şimdi soruyorum. Onu öğrendim. Ben bunun cevabını biliyorum ama... Cevabını açıkladığımda ispat edemediğim için ve edemeyeceğim için Denemar. Yine hocam, Çağlayan'a gidiyorum. Hocam bir ara Çağlayan. Kartal da olabilir. Nereye şikayet edecek Denemar? Hocam bir aradan seni Selçuk Tepeli her hafta şikayet her pazartesi. Ama hocam senin için... Sultanahmet Adliyesi var. Ama hocam için bir şey değişmez. Zaten oradasın hocam bir kere daha. Bir dakika abi Yüzlerce zamanlar Selçuk Tepeli 8-10 defa beni mahkemeye vermişti. Şimdi hasbelkader eski arkadaşım Rıdvan Dilmen 8-10 defa da onun için gidiyorum. Bir aralar sevgili Aziz Yıldırım ve Şekip Bosturoğlu bana FETÖ'cü falan diye hocam, şikayet ediyor. Hocam niye acaba seni mahkemeye veriyorlar? Sebebi çok açık. Neden? Sindirmek. Sen sinmezsin ki. Şey, sen ya sinmez, ama oraya, sinmez, o zannediyorlar ki oraya gidince Ahmet siner. Halbuki oraya gidince korkunç bir dost kazanıyorum. Dost çevre. Bir de çay kahve içiyorum. Hocam simit bütün mübaşirleri tanıyorsundur değil mi? Mübaşir, sekreter, şey. Nasıl bağırıyorlar hocam seni çağırırken? Ahmet Murat Çakar! Biz içeri giriyoruz. Ulan bağırma diyorum. Yanımdasın oğlum buradayım. Vastası. Hocam kural mı diyorlar? Kural öyle bağıracak. Kural sonu film yapmak etti. Avacı. Hatırlıyor musun? Geliyorlar. Köye geliyor. Ne para kalıyor ne para. Bir dakika abi. Şimdi mübaşir genç oluyor bunların. Evet, böyle 30'lu filan. Yanında çocuk mesela hocam, böyle. Hakimler de genç şu an. Hakimler de genç. Savcılar da çok genç. Hepsi 30-35 civarı. O civarı. Ahmet Murat Çakar diyor. Oğlum bağırma yanındayım. Abi kural bu diyor. Lan niye kural? Abi duyması lazım. Aleniyet kazanacak. Tabii ki. Lan oğlum ben buradayım canım kardeşim. Hocam onu sonra bir daha gösterirsen. Tabii ki gösterir. Başla hocam. Evet görmeyen olmuştur belki. Duyan
duymayana söylesin. Duyanlar. Fenerbahçe'nin hakları. Sence hocam Fenerbahçe'nin 1959 öncesi kaç tane şampiyonluğu var? Ya hiç uğraşmam ben. Bir dakika. Var sence? 10 tane vardır. Var mı hakkı var mı? 9. 9. 9 mu? Bak ben zamanında da söyleyeyim. Profesyonel değil ki hocam, ben bunu anlamıyorum. Ben anlamam o işleri. Benim şahsi görüşüm, Türkiye Cumhuriyeti 1923'te Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulduktan sonra. Ama orada futbol yok. Amatör veya profesyonel. Resmen Futbol Federasyonu da 1923'te kurulduğu için her şampiyonluk helaldir. Hocam, hocam benim evimde Sultan Abdülhamit döneminin Galatasaray ilk 11'i var. Peki başka bir şey söyleyeceğim. Hazır mısın? Bana müsaade et. Müsaade et. Bunun döneminde evladım bir dakika. Kendimden bir örnek vereceğim. Şampiyonlar Ligi'nde en fazla maç yöneten Türk hakemi bir Cüneyt'tir tartışması. İki benim. Doğan Babacan değil. Doğan Babacanlar zamanında şampiyon Kulüpler Kupası'ydı. Rahmetli Doğan abi, Hilmi abi. En az benim kadar veya benden fazla evet. yönettiler. Şimdi ben diyelim ki Şampiyonlar Ligi'nde en fazla Cüneyt'i alıyorum. O müstesna bir çocuk. Ben yönettim. Diyemem. Diyemezsin. Ama derler ki işte o zaman Şampiyon Kulüpler Kupası'ydı. İyi de hocam ben bir şey diyeceğim. Bak. Yok, ama bir hocam şey öyle bir rahmetli şey yok. Bir daha hepiniz bilirsiniz. Rahmetli Memduh'un Fatma Girek'in hastaymış falan. Bedir Bakım sana soruyorum. Sana kardeşim. Hocam bak. Hocam şeyden de şu anda siyasi bir program. Tanırım. Memduh'un büyük rejisördü. Beşiktaşlı Memduh o. Memduh'un film çeker, evet. Fatma Girik'le gezer, akşam da maça giderdi. Evet. Ya bu futbol futbolcular değil. Al üzere Sirenengi sabah kalkıyor. Film çekiyor, rejisör, gidiyor sonra, olmaz. Oğlum hala... Ya böyle bir şey yok. Niye? Hala Finlandiya'da öyle oyuncular yok muydu yıllarca? Finlandiya'da sammalı adam. İzlanda'da. Kaleci öyleydi. Kesiyor, evet. Gidiyor, oynuyor. Tamam da biz o sammalı... Oğlum biz o sammalı'yla milli maç oynamıyor muyuz peki? Aa, yapma Allah. Her neyse bak bir şey söyleyeceğim. Şimdi burada yapmayın bak. Yapmayın efendim ya, Memduh'un bir şey. Milli futbolcu bir de. Madem milli takımda da oynadı Memduh'un. Bir dakika Rasim. Şimdi bu konuyu açıyorsunuz, tamam mı? Bizi de insanlar futbol cahili zannederler. Estağfurullah. Ay öyle şey böyle konuşursam böyle olur. Bir soru bakın, da ben yazabilir bakın, miyim hocam? Bakın 50 Sinan, değiştirelim Sinan abi. Sorduğu bu için soru söylüyorum. 59 öncesi Beşiktaş kalemini iki şampiyonluğu rahmetli Cenk Koray'ın müracaatıyla Beşiktaş'ın bu iki şampiyonluğu 59 öncesidir. Tamam mı? Sonradan iade edildi. Şimdi Sinan soruyor ya kaç şampiyonluğu var diye. Sinancığım bak bu şampiyonluklar 1923'ten 59'a kadar hem Türkiye şampiyonluğu var şimdiki bizim gibi hem de ayrıyetten İstanbul Ligi var. Şimdi millet zannediyor ki Fenerbahçe'nin istediği şampiyonluklar İstanbul Ligi şampiyonluğunu istiyor. Öyle bir şey yok. Fenerbahçe'nin defalarca İstanbul Ligi mahalli şampiyonluğu var. Onları istemiyor zaten onlar olmaz. Onlar mahalli şampiyonluklar. Fenerbahçe'nin şampiyonluğu istediği şeyler o sene Türkiye'de aynı lig oynanmış. İsmi mesela Süper Lig ya şimdi. O zaman ismi Türkiye Milli Küme Ligi. Bazen iki grup oynanmış. Kırmızı grup, beyaz grup diye mesela. Kırmızı grubun şampiyonu da beyaz grubun şampiyonu sene sonunda final oynamışlar. Kazanan şampiyonu Türkiye var. Şampiyonu olmuş. Yani Fenerbahçe'nin istediği şampiyonluklar Türkiye şampiyonluğu. Eğer iş yerele kalsa Galatasaray'ın da Fener'in de Beşiktaş'ın da bir ton mahalli şampiyonlukları var. Onları istemiyor. Fenerbahçe'nin istediği Türkiye ve bununla galiba Beşiktaş'ın da daha 5 tane hakkı var. Beşiktaş'ın da böyle 5 şampiyonluğu var. Po abim. Anlatabiliyor muyum? Beşiktaş'ın da bayağı 5 şampiyonluğu var yani. İyi de onur. Yani Fenerbahçe Galatasaray'ın bir tane değil. Var. Bravo. Eğer Fenerbahçe'nin bu şampiyonluğu verilirse onur. Beşiktaş'a da 5 verilecek mesela. Trabzonspor 67'de kuruldu. Galatasaray'da bir şampiyonluğu bak, varmış Türkiye Milli Kupası'nda. Trabzonspor 67'de kuruldu. Düşünsene böyle takımlar var. Yani bunlara var. Karşı var. Bunlara bunu haksız rekabet 67'de kuruldu bu takım abi. Tamam da Şimdi Başakşehir'de daha yepyeni kuruldu. Şimdi, Türkiye şampiyonluğu var bir tane. Ya ne yapalım yeni kurulduysa? Allah Allah. Şimdi bu konu çok uzadı. Önümüzdeki evet. haftalarda Ahmet bununla Hoca ilgili yaptı. Futbol Federasyonu'na sorarız, Sayın Ali Koç'a sorarız, yönetime sorarız. Ya burada Ahmet Hoca şurada çok haklı bir kere. Geçen sene bu başvuru yapıldığında ki Aziz Yıldırım döneminde de yapıldı bu başvurular. Yani bunu Ali Koç icat etmedi. Bu Aziz Yıldırım yönetiminde bunu hatta bugün Türkiye Futbol Federasyonu başkanı olan Nihat Özdemir bu 59 şampiyonlukları ne oldu diye soran adam. Bugün de karar verme merceğinde. İkinci başkandı o zaman. Ha, ikinci başkandı o zaman Nihat Özdemir. Anlatabiliyor muyum? Yani evet. bunu Ali Koç icat etmedi. Fenerbahçe'nin diğer yönetimleri de bu konuda. Burada Ahmet Hoca şurada haklı. Geçen sene 6-7 ay önce haklı. Fenerbahçe bu müracaatı yaptığında TFF açıklama yaptı. En az lig sonunda bir ay, iki ay, bir buçuk ay içinde en fazla buna
olumlu ya da olumsuz. Evet, Fener haklıdır ya da yok, verilmiyor bu şampiyon evet. diye açıklayacağız dediler. Sonra yazın dediler. Yazın açıklama yapacağız dediler. Yaz geleceklerdi işte. Sonbahar bitmek Ahmet üzere. Ahmet Hoca onun için bu sorgusunda haklıdır yani. Peki, yeterince ben, sorduk. Evet, ben de TFF'ye sesleniyorum. Niye açıklamıyorsunuz? Birinden mi korkuyorsunuz? Peki. Birinden mi korkuyorsunuz derken ezeli rakiplerden biri mi? Evet. Ha. Evet, olabilir. Hayır, birilerinden yani. Biriler derken kişi olur, kulüpler olur. Şimdi Fenerbahçe'ye bu şampiyonluklar verilirse rakipleri ayağa kalkabilirler. Derler ki yok kardeşim böyle şey olmaz falan filan diyebilirler. Bundan mı korkuyorsunuz? Başka baskıdan mı korkuyorsunuz? Peki. Korkuyorsanız deyin ki yok vermiyoruz deyin. Bir soru bir ben sorayım, konuyu değiştirelim. Ya. Korkuyorsanız da yapmayın bu işi. Madem bugünkü programda pankartla sorular sen soruluyor. Sen de mi kaldıracaksın pankart? Çok etkili olur. Benim yazlar. Sorum şey ya. He. Genelde şu anda bütün Türkiye'nin merak niye ettiği soru. Niye bunu sormuyorsun da yazıya döküyorsun? Sen de mi manyaklaştın ya? Oğlum Ahmet Çakar'dan etkilendi. Ahmet Hoca'dan efendim güzel oluyor. Puan farkı kapanır mı? Programımızın en sevilen bölümlerinden biri. Hemen cevabı gelsin Trabzonspor'un fikstürü. Dediğimin arkasındayım. 3 Nisan 2022 gecesi. Trabzonspor Beşiktaş maçını oynar. Sen de mi yazsın? Ve Akyazı'da tur atar. Allah uzun ömür verirse ben de orada olmak isterim. İnşallah inşallah hep beraber hocam. Ha Trabzonsporlular. Bazı yamyamlar içeriden veya dışarıdan sizin önünüzü kesmek isteyecekler. Buyur hocam. Allah bana uzun ömür verdiği sürece sizin hakkınızda kimseye gasp etmemek için maksimum çabayı sarf ederim. Bunun da taahhüdünü veriyorum. Gücüm yeter yetmez onu bilmem. Evet, Trabzonspor evet. ilk yarıyı lider kapatır mı? Antep, Karagümrük, Adana Demir, Antalya, Hatay, Altay, Başakşehir. Puan hesabı yapalım mı hemen? Yapalım. Gaziantep 3. 3 diyorsun. Alır. Ama böyle hemfikir olalım mesela. Oylama yapalım. Sinan abi kazanır mı? Trabzon kazanır. Rasim alır. Evet. Abdülkerim hocam. Trabzon kazanır. Tamam, 3 puan yazdık. Karagümrük deplasmanı İstanbul'a geliyorlar. İşte ilk mağlubiyetini burada alabilir Trabzon. Mağlubiyet. Alabilir, alır demiyorum. Böyle bir temennim de asla yok. Sinan ama abi alabilir diyorum. Berabere. Berabere olabilir. Rasim. Mümkün. Beraberlik. Abdülkerim beraberlik. Hocam. Ozan beraberlik ağırlıklı. 1 puan yazdım. Adana Demir'le içeride oynuyor. Alır. 3. Sinan abi kazanır. Emin değilim. Bak, beraber şimdi, de Trabzon'un şampiyonluğunu öngören bir adam 3 Nisan anlamında emin değilim. Ama ondan sonra 4'ünü silme alır. Antalya, Hatay, Altay, Başakşehir. Olmaz. Başakşehir belki biraz riskli. Başakşehir peki olamaz. Abdülkerim hocam. Antalya neyi soruyorsun? Adana Demir. Ben uzatmadan söylüyorum. Adana Demir Sporu yener. Yener. Trabzon kazanır. Antalya. Antalya deplasmanı. Senden başlayalım. Deplasman. Antalya deplasmanı zor olur. 1 puan diyorsun oradaki mesela. Oradaki en zor maçı Antalya Spor Ahmet deplasmanı. Hocam. Bana göre en kolay maçı, bile en kolay maçı Antalya Spor deplasmanıdır. Karagümrük'ü de yenerse Antep'ten sonra Karagümrük'ü Trabzonspor fersah böyle dev bir adım atmış olur. Karagümrük'ü yenmek kolay değil. Tamam. Sen şimdi Antalya'ya net bir şey söyle bana. Antalya yener, Trabzon yener. Sinan abi. Trabzon kazanır. Rasim. Alır. Oy çokluğuyla 3 puan yazdım. Hatay deplasmanı Rasim. Hatay'ı da alır. Sinan Hatay abi içeride özür diliyorum. İçeride. Sinan abi. Sıkıntı berabere. Ahmet hocam. Trabzon'da diyorsun. Şu oynayacağım maçlar içerisinde en rahat maç Hatay Spor maçı olacak. Çünkü Hatay biraz inişe geçecek bundan sonra. 3 puan diyorsun. Abdülkerim hocam. Trabzonspor iç sahada herkesi yenecek. 3 diyorsun. Evet. Altay deplasmanı. Banko Trabzon. Abdülkerim hocam. Bence de kazanır. Sinan abi. Trabzon kazanır. Rasim. Evet alır. Uf uçtu gitti Trabzonspor şu anda. Başakşehir'le içeride oynuyor. Berabere Başakşehir de kazanabilir. Rasim. Beraberlik Medipol'le. Abdülkerim hocam. Ben yine Trabzon kazanır diyorum. Trabzon banko. Trabzonspor. Bana göre en zor maç Karagümrük ve Adana Demirspor maçları. O zaman ben buna de, da 3 yazdım. Ben de 2 deplasmanda Karagümrük ve Antalya deplasmanlarında zorlanacağını düşünüyorum. 19 puan ekledim. 49 puan oldu Trabzonspor. Sen de farkındasın ki. Dediğiniz gibi olursa acayip olur. Bu arada şimdi hemen Galatasaray'ın fikstürüne geçeceğiz. 49 puan oldu hocam. Ama size göre ben bana hayır, göre öyle olmadı. Oy çokluğu kiminse evet. onun skorunu yazdım. Oy çokluğu bana mesela göre mesela bir beraberlik, 3 galibiyet dediniz, galibiyet yazdım. Ben içerideki maçlarını kazandı, ben kazandı 16 diyorum. Ben 16 puan falan diyorum kardeş. 3, 6, 9, 12, 16 ben 12 puan diyorum, 13 puan diyorum. 13 diyorum. 13 diyorum. Aslında o zaman böyle puan hesabı yaparak gidelim. Ben 13 puan diyorum. 15 puan alır. En fazla 15 alır. 15 puan alır. Ben 15-16 diyorum. 15-16 diyorsun. Yani 45'ten fazla olur. Bu arada hemen Galatasaray'a geçeceğiz. Abdülkerim Hoca da bir soru yazdı pankarta. Allah Allah. Soru değil, ya, soru değil. Ben bunu... Ne bu? Ya
Biz Fenerbahçeliler ne yapmalıyız? Bundan sonra karar verdim. Ne bazı şeyleri hep yazarak yazacağım. Biz taraftarlar olarak ne yapacağız? Tamam, güzel. Her şeyi yaptık. Ne yapmalıyız? Fenerbahçeli taraftarlar olarak biz ne yapacağız? Galatasaray'ı verelim Serkan. Yaz, vallahi yaz. Çok kötü yaz. Evet, Galatasaray'ın fikstürü geliyor. Sinan abiyle başlayalım. Fenerbahçe deplasmanı. Galatasaray alır Fener'i. 3. Yeni Malatya. Galatasaray kazanır. Alır, alır. 3. Altay. Galatasaray kazanır. Sivas deplasmanı. Berabere. 1 puan. Başakşehir'le içeride. Başakşehir kazanır. Başakşehir kazanır. Evet. 0 yazdım. Adana Demir'le deplasmanda. Berabere. 1 puan. Antalya'yla içeride. Kazanır. 5, 8, 11, 14 puan oldu. Rasim. Fener'le kesinlikle galibiyet bu hafta. 3 diyorsun. Malatya galibiyet. 3. Altay galibiyet. 3. Sivas galibiyet. 3. Başakşehir galibiyet. Sordurma bana, hepsini galibiyet de bari. Adana Demir galibiyet. Antalya galibiyet. Baştan söylesin olur. Hepsini kazanırız diye uğraştırıyorsun bizi. Ben objektif veriyorum diyorum. Hazır mısın? 21 puan. Ağır bir şey söyleyeyim mi? Ağır bir şey söyleyeyim mi? Buyur hocam. Galatasaray bu maçlarda Altay ve Antalya dışında hiçbir maça kazanma şansı. Yok. Şimdi sor bana. Fenerbahçe. Fenerbahçe yenilmez. Bozguncu yorumcu. Dur oğlum. Fenerbahçe yenilmez. Tamam. Malatya maçı. Malatya yenilmez. Yuh ya, ben geliyorum ya. Böyle. Altay'ı yener. Sen 7'de 7 diyorsun. Sen şey gitmiyor abi. Ama gel. Bura, bu niye gidiyor ya? Hayır ya, bu şu işte gel ya, bir şey oldu. Şimdiden neydi? Gel yavrum. Gel canım. Sen alıştırdın mı gitmeyi? Sen bravo. Sen bir de 7 maçın 7'sine de galibiyet verdin. Utanma. Sana kimse yok demedik. Hadi gel, gel hocam, bu evet. Kadar verir misin kardeşim? Seninki çok gerçekçi. Verir misin tekrar? Galatasaray 7'de yapacak. Veriyoruz tabloyu tekrar. Sen istediğin kadar kestin. Altay'la içeride. Fenerbahçe yenilmez. Malatya yenilmez. Altay'ı yener Galatasaray. Tamam, 5 puan Sivas oldu. Sivas banko yenilmez, hatta kazanır. Başakşehir banko yenilmez. Sonuç söyle bana hocam. Yenilmez demen ama. Peki, Fenerbahçe kazanır. Of, 3 puan. Malatya maçı berabere. Hocam ne diyorsun? Altay'ı yener. Sivas berabere. Evet. Başakşehir galibiyet. Tamam. Başakşehir kazanır. Tamam. 0 puan. Adana Demirspor berabere. 1 puan. Antalya'yı hadi kazandıralım bakalım. 5, 8, 9 puan topladı 7 maçta Galatasaray. Çok bile. Allah bari Allah. Bari ki düşür Galatasaray hocam. Peki Abdülkerim hocam. Fenerbahçe maçı berabere biter. 1 puan. Objektif ama olur. Tabii ki bir takım yener dersen Galatasaray kazanır diyorum. Ya yani, nasıl kazanır Galatasaray? Fenerbahçe maçı kazanır. Hocam, maç öyle deme. Maç orada arenada şeyde Seyrantepe'de 55 bin seyirci baskı maskı. Fener'de kötü çok durumda. Ama berabere bitebilir maç yani. Bir, tamam. Yeni Malatya maçını Galatasaray kazanır. 3. Altay içer. Altay'ı kazanır. 3. Sivas'ı kaybeder. 0. Evet. Başakşehir'i yener. 3 puan aldı. İçeride değil mi o maç? Evet. İçeride. Evet, yener. Demirspor'la berabere kalır. 1 puan. Altay'ı yener. Antalya'yı yener. Tamam, ne etti? Evet. 7, 10, 13, 14 puan oldu. Sinan abi. 7 puan kaybetti. Söyledi değil mi? Sinan abi söyledi. Benim de kafa gitti. Kafa gitti ya. Ya Onur'un da kibiyasını bozdunuz ya. Gel abi, esas çocuğa gel. Peki. Beşiktaş'a gelelim. Beşiktaş. Yani Sinan abi derken Beşiktaş'ı soracaktım esas sana çocuğu. Diye toparlamıştım. Sinan abim. Evet, Alanya deplasmanı Sinan abi. Zor bir maçta başlıyor seri. Berabere. 1 puan. 3 puan. 3 puan. Kasımpaşa deplasman. 3 puan. 3 puan. Kayseri'li içeride. 3 puan. 3. Fenerbahçe deplasman. 3 puan. 3 puan. Objektif. Beşiktaş Fenerbahçe'yi yener Kadıköy'de diyor Sinan Engin. Göztepe ile içeride. 3 puan. 3 puan. Konya yener. Yani 0 puan diyorsun. Aynen öyle. 3, 6, 9, 12, 15. 16 puan aldı Beşiktaş. Ahmet hocam. Alanya deplasmanı beraberlik. 1 puan. Giresun'u yener. 3. Kasımpaşa'yı deplasmanda yener. Kayseri'yi içeride yener. Fenerbahçe ile berabere kalır. 1 puan. Göztepe içeride. Göztepe ile berabere kalır içeride. 1 puan. Evet. Konya deplasmanı. Konya'yı yener. Biraz ters yaptım. Deplasmanda evet, Konya'yı yener diyorsun. Ne sanki şey söylüyorsun. Olabilir. 8, 11, 14, 15 Konya puan. Konya ve Hatay'da bir düşüş bekliyorum ikinci dönem. Yani rehavet birinci mi? Yarının ikinci döneminde. Hocam rehavet Allah mi olur değil diyorsun? Abi bu işler hep iyi gidemez. Peki Abdülkerim hocam? Alanya Spor kazanır. 0 puan. Evet. Giresun? Beşiktaş kazanır. 3. Kasımpaşa deplasmanı. Beşiktaş kazanır. 3. Kayseri ile içeride. Beşiktaş kazanır. 3. Fenerbahçe deplasmanı. Berabere biter. 1 puan. Göztepe.
Beşiktaş kazanır. 3 puan. Konya deplasmanı. Konya kazanır. 0 puan. 4. 7 kazanır. Hocam taş gibi ya. Çok 13 puan verdi Abdülkerim Hoca. Evet Rasim. Alanya beraber. 1 puan. Giresun'u Beşiktaş yener. 3 puan. Kasımpaşa yener. Alanya pardon Rasim. Alanya puan. Maçından önce mi sonra mı Avrupa maçı? Sonra. Alanya'dan sonra Ajax'la içeride oynuyor Beşiktaş. Sonra? Giresun. Sonra Giresun. Ondan sonra. Kayseri berabere. Kayseri ile. Fenerbahçe. Kayseri içeride. Berabere mi içeride? Kasımpaşa'yı Beşiktaş yener. Tamam. Kayseri ne olur Kayseri'de içeride? Kayseri'de ben beraberlik bekliyorum. Ben orada bilmiyorum öyle içimden geldi. Tamam. Dünkü Kayseri'yi berabere. Görünce diyorsun aynen, biraz bir ümitlendim. Aynen. Peki Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne olur? Berabere. 1 puan. Göztepe. Ya tabii gönlüm Göztepe'den yana olduğuna da ona beraberlik diyeyim. Doğru. Tamam. Konya yener Beşiktaş'ı. Sen ne yaptın? Beşiktaş'a 2 galibiyet verdin. 3. Ama yani ya 7 9 10 puan. 7 maç kazandın. Çok teşekkür ediyorum gidişat pek, sana. Yani Beşiktaş'ta gidişat pek. Galatasaray'da müthiş bir gidişat var. 7'de 7 yaptırdı Galatasaray'a. Beşiktaş'a da neredeyse hakikaten 7'de 7. Beşiktaş'a ekmek vermeyecek neredeyse. Ben gelsin Fenerbahçe. Var mı Beşiktaş söylemeyen? Yok değil mi? Kime yaptırırsam yaptırayım. Evet, Fenerbahçe. Spor şampiyonlar yürüyor. Şampi diyorsun. Bu gerçi şampidir. Ahmet Hoca bir soru daha yazacak galiba. Sen yazarken Sinan abiye soruyorum. Sinan evet. Abi Fenerbahçe Galatasaray söylemiştin zaten. Galatasaray kazanır. 3 puan yazdı. Ya Göztepe kazanır. Tamam. Oo, burada da kaybeder diyorsun. Fener kazanır. Tamam. Gaziantep. Berabere olur. Zormuş Fenerbahçe'nin fikstürü ya. Çok 1 zor. Puan evet. Beşiktaş. Beşiktaş kazanır. Tamam. Karagümrük yener. Uf. Fener yener Malatya'yı. 7 puan verdi Sinan Engin Fenerbahçe'ye. Bak abi işte mantıksız bir şey söylemiyorum. Vay be. Evet. Abdülkerim hocama soracağım. Sor. Hocam ne yazmışsın ya? Objektif. Hoca ne yazmış? Ya bırak Ahmet sen bırak. Hadi. Peki. Evet, Abdülkerim hocama sorayım. Berabere demiştim. Evet. 1. Derbi. 1 puan. 1 puan. Göztepe'yi yener Fenerbahçe. 3 puan var. 3 oldu. Kaç etti? 4. 4. Rizespor'u yener. 7 oldu. Antep'i yener. 10 oldu. Beşiktaş'ta berabere kalır. 11. Karagümrük'te berabere kalır. 12. Malatya'yı yener. 15. 15 puan verdin Fenerbahçe'ye. Evet Rasim'cim. Rasim. Objektif bir yorum bekliyoruz. Galatasaray galip. Objektif. Söyledi zaten Galatasaray yener. Galatasaray'a 7'de 7 dedin. Dur bak. Bilimsel olarak tetik ederim. Galatasaray. Yener dedin ya temiz yener. Zaten Galatasaray. Göztepe İzmir'de yener. 0 çekti. Çaykur Rize yükselişte yener. 3'te 0 yaptırdım bak Fenerbahçe'yi. Ya daha 7'de 0 yaptıracak. Yener. Şimdi. Geliyor. Yani Fenerbahçe daha puan alamadı mı? Yok. Hocam benim bilimsel analizime göre. Taş onu değişik. Senin söylediğine göre 2-3 değişiyor. Ama Fenerbahçe küme düştü o zaman. Hocam söylediğine göre 2-3 değişiyor. Yalnız ne Pereira kalır. Yani Pereira gidiyor. Pereira'dan sonra gelen de gidiyor. Pereira'dan sonra tabii. Doğru. Aferin Sinan. Pereira'dan sonra gelen de Evet. Yani bu sonuçlar olursa başlıyor. Pereira örneğin. Pereira, Tahir Sarıkaya, Tahir Karapınar bir daha gidiyor. Hocam gidiyor başka hoca geliyor. Guardiola gelse o gider. Rasim objektif diye kim oy verdi ya? Ben İkinci oldu ankete. Kim oy verdi ya? Vatandaş. Oylarımı canlı. Karagümrük maçı ne oldu? Ali İhsan Yavuz. Yok ya Beşiktaş söyle. Beşiktaş. Karagümrük alır. Beşiktaş. 6'da 0. Beşiktaş alır. Altı. Aa Temin Fener. Fener. Temin Beşiktaş'ı verirken Beşiktaş Fener berabere dedi. Berabere dedi. Şimdi Fener Beşiktaş alır diyor. Beşiktaş, ama şimdi bilimsel veriler ışığında yapıyor yorumunu. Hay Allah. Karagümrük Fener yener. Yakaladım seni. Beşiktaş berabere. Tamam. Malatya'yla da berabere. 2 puan verdin Fenerbahçe'ye. Hakikaten Sinan abinin dediği gibi Pereira'dan sonra gelen de gider bu çok gidiş. Objektifsin. Çok objektif. Kayıcı'da var. Senden Ahmet Hoca'yı geçti ama. Hay Allah. Bana soracağım mı? Bizi geçti. Tabii ki soracağım. Tabii ki. Evet Ahmet Çakar söylüyor. Fenerbahçe Galatasaray maçı. Maç Galatasaray'da doğru mu? Versene evet. Evladım. Şeyi versene. Geliyor. Ona ufak bir değişiklik. Evet. Fener yener dedi. Hocam Fenerbahçe kazanır. Acaba? Fenerbahçe kazanır diyorsun. Fenerbahçe Galatasaray'ı Ali Sami Yen'de yener. Peki. Göztepe maçı berabere biter. 1 puan. Çaykur Rize'yi Fenerbahçe yener. 7. 7 oldu. Gaziantep Spor Kulübü Futbol Kulübü Fenerbahçe'yi yener. 7'de kaldı. 7'de kaldı. Beşiktaş Fenerbahçe maçı berabere biter. 8. 8. Karagümrük'ten Fenerbahçe fark yer. Fark yer. 3'den yer. 8. Malatya'yı yener.
Malatya 11, Yener. 11 puan verdin. 31 puanla tamamladı Fenerbahçe sezonun ilk yarısını. Ahmet Hoca'ya göre. Var mı söylemeyen? Başka kaldı mı? Herkes söyledi. Peki. Ama herkesin uzlaştığı tek bir golü var. Trabzonspor puan farkı kapanmaz. Ama Sinan abi daha ama, uzun dedi dün. Abi, şu anki, aynı fikirde şu anki skorlara göre bu kapanmıyor. Şimdi bak bir şey söyleyeyim. Ben bir şey söyleyeyim mi? Şu baktığımız evet, fikstüre göre. Puan. Bak şu baktığımız 4 takımın fikstürüne göre. Bugün Trabzonspor Beşiktaş'la Fenerbahçe'nin 10 puan önünde mi? Evet. Eğer ilk yarıyı da Beşiktaş'la Fenerbahçe'nin 10 puan önünde böyle aynen bitirirse Beşiktaş'la Fenerbahçe buna şükretsin. 10 puanla geride kapatmaya şükretsin. Daha bak da, bu fikstüre göre. Daha da aynı çift kaldı mı? He, aynı bu fikstüre göre. Galatasaray 9 puan geride. Eğer o da 9 puanı korursa Galatasaray farkı Galatasaray da şükretsin. O da şükretsin şans, diyorsun. Bir şansları olabilir ikinci yarı. Anladın mı? Ama bu fikstüre göre bu 9 ve 10 puanlık farklar açılacak gibi duruyor. Peki. O yani halde, erişi doğrusuna gelirse Trabzonspor 3 büyüklere en az 15 puan farkla devreye girebilir. Çift taneyle yapmak programıyorsun. Son bir şey yazdı Ahmet hayır, Çakar. Hayır, bu da böyle konuşuyorum. Evet. Bugün Ahmet Hoca tabelalarla konuşuyor. Ne bu ya? İyi geceler. Bu ne hocam o? İyi geceler. Hocam tutti frutti programı mı bu? Z kuşağına yönelik olmuş. Mersin'e selamlar Saygın Kurt kardeşime. Aa bizim Saygın. 16 Aralık Perşembe günü ödül töreni var Saygın Kurt'a. Bir de bugün sevgili kardeşim Dinçer Azapan'a geçmiş olsun diyorum. Aa geçmiş olsun. Tekerlekli sandalye sizin sponsoru evet, olduğu evet, Dinçer evet, Azapan'ın. Evet. Kaybettiler bugün ama canları sağ olsun. Dinçer'cim de maçtaydı. Kemal Danabaş bizim yönetici. Kemal Danabaş Fenerbahçe'yle beraber seyretmişler. Kemal Danabaş başkan da bana selam yollamış. Aleyküm selam. Dediğin gibi Dinçer'cim bütün maçlara gidiyor sponsorluğu da. Yine bir sponsorluktan evet, sırada. Biliyorsun değil mi Dinçer Azapan'ın? Evet. Bir tane daha geliyormuş ya. Bir tane daha geliyor. Evet. Helal olsun. Büyük Galatasaraylı kardeşim tebrik ediyorum. Sinan abi yapsın? Senin de dostun. Emniyet Müdürü Güray Müdür'e selamlar. Oo, benden Güray'cığım. Bazı siparişleri oldu ama şarj bitti. Bir balıkçı vardı güzel bahçede. Ona da selam göstereceğim. Önümüzdeki pazar selamlarımı göndereceğim Güray Müdür. Sevgiler. Şarj bitti maalesef. Göremiyorum. Telefonun şarjı bitti. Hadi ya. Haftaya bütün selam talepleri dostlarım. Haftaya Miramare Beach Hotel Manavgat'a selamlar. Oranın genel müdürü Öner Bey'e selamlar. Erol Bey var sahibi. Onlara da söz verdim. Onlara detaylı haftaya konuşacağım, selam vereceğim. Evet. Bu arada evet. Bir duyurumuz var. Tekrar onu bir ekranlara getirelim. Tabii zaman zaman elimizden geldiğince bütün SMA hastalarına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hemen onu ekrana getirelim Serkan. Serkan Dündaroğlu. Evet, Defne %88 oldu şu anda. Defne bebek için son %12 kaldı. İletişim numaraları, hesap numaraları Instagram hesabında var. Mutlaka şunu %100 yapmamız gerekiyor. Hadi bakalım yüklenelim Türkiye. Defne'yi yeniden hayata bağlayalım. Abdülkerim hocam var mı selamların? Şu anda onları topluyorsun galiba. Baktım ama yani Instagram'a baktım. Hı hı. İnan binlerce şey var. Selam isteği var. Bütün takipçilerine ortak selam. Hepsine selamlarımı söylüyorum. Yani tek tek bunun içinden seçsem. Ertesi şimdi akşam yazacaklar abi bana söylemedin. Bana niye etmedin. Söylemedin diyecekler. Yani bu böyle baş edilecek bir durum değil. Ama ben hepsini çok seviyorum. Elimin gücü yettiği, parmağımın gücü yettiği şekilde de akşam onları cevaplıyorum. Bütün gece? Evet, bütün gece. Onlar bana tıklıyor ya YouTube'da. Ben de onlara tıklıyorum gece. Sen tek tek tıklıyorsun. Ben onlar de hepsine tek tek, evet. Ben de hepsine tıklıyorum geceleri. Mesaj gönderiyorum. Öyle bundan sonra ikimizi kim tıklıyorsa ben de onları tıklamaya karar verdim. Aynen. Yani Instagram'dan. Birebir tıklayacağım diyorsun. Evet evet. YouTube'dan onlara tıklayıp yollayacağım. Anlasına bakalım tıklanmak zevkli diyorlar. Çok zevkliymiş bizi tıklamak. Aha. Öyle diyorlar. Sizi tıklayınca çok zevk alıyoruz, uyuyamıyoruz. Sizi tıklayınca mutlu oluyoruz. Ama sen like'lanmayı daha çok seviyorsun. Tabii ki like'lan. Tıklamak ne ya? Ayıp ya tıklamak. Değil mi? Ama madem onlar öyle diyor. Ve ben de onları akşam tıklıyorum tek aynen. Tek. Ama dünyada da öyle. Kliklemek var ya hemen. Klikliyorlar. Linke klikle olayı yani, var. Dünyada da öyle. Dünyada tıklıyor. Biz de ben bu Z kuşağı var ya bunlar çok fena. Ben ne anlamda söylediklerini sen biliyorum. Sen ne kuşağıydın hocam? Ben I. I kuşağı. I kuşağıydım. Neden? Dimdik ben hiç. Dimdik. Hayatım boyunca
hiç Allah'tan başkasının karşısında eğilmedim, bükülmedim. Bizim için, yaş kuşağı ne kuşağı? Sizinki. Aha. Sen biraz Z'den değil, sen yumuşak Y kuşağı. Yumuşak Y. Yumuşak Y kuşağısın. Peki. Evet. 30, peki. 30 üstü değil mi senin? Tabii 30 üstü. Daha yumuşak, yeni. Siz yumuşak Y kuşağı. Yumuşak Y kuşağı. Şimdiki gençler Z kuşağı. Bununla bütün kuşaklara selam. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Ama bu Z kuşağına... YouTube'da Beyaz Futbol bu hafta sonu trend videolardaydı. Televizyon reytinglerinde de ilk yüzdeydi. Bize gösterdiğiniz ilgiye çok çok teşekkür ediyorum. Abdülkerim hocama, Ahmet hocama, Rasim Ozan Kütahyalı'ya, Sinan Engin'e tek tek teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta milli ara var. Milli takımımıza başarılar diliyoruz. Eklemek istediğim bir şey yoksa kapatacağım. Yok, milli takıma başarılar diliyorum. Eski bir milli futbolcu olarak bir de temennim var. İnşallah sen de bir gün benim gibi milli olursun. İnşallah. Hangi branşta? Artık onu sen seç. Bakarız ona artık. Seç. Gücümüz kendine neye bir yeterse. Dal seç. Gücümüz ama neye hangi yeterse. Dal olursa olsun illa bir kere milli ol yani. Tamam. Hakikaten. Çünkü torunlarına yani bırakacağım bir... büyük bir miras olur. Doğru. Evet. Peki. Hadi. Teşekkür ediyorum hocam. İyi geceler, iyi haftalar. Görüşmek üzere tekrar.